defa cumhuriyetçilerde böyle biri çıkınca işte o devlet konseptinde de sıkıntı oldu. Ama Biden'ı da desteklediklerine inanmıyorum açıkçası. Peki. Ali Çınar e, ve e, Razi Canikligil. Her ikinize de veda etmek istiyorum. Çünkü e, sanıyorum şarjda bir sorun var. Bir sonraki programa devam edeceksiniz. O yüzden sizin biraz ee, ekipman takviyesi yapmanız gerekiyor. Çok teşekkürler. Ee, dün, sağ olun. Şimdi Hakan Bayrakçı, ben tam anlamadım. Neyi anlatmaya çalışıyorsunuz siz? Yani Trump Cumhuriyetçi olmasına rağmen Hı -hı. değişimci bir tutum aldığı için Hı -hı. kurulu düzeni, establishmentı rahatsız etti mi diyor? Evet, bir, bir Amerikan konseptinde de dünyada da bir şaşkınlık yarattı tarzı Trump'ın. Çünkü normalde bir cumhuriyetçi seçildiği zaman bu saydığım ögeler işte çıkar çevreleri, Pentagon, öngörülebilir Diyaret, biri geldi derler. Bizden biri geldi diye bakarlar. Yani genellikle diyorum. Cumhuriyetçi başkanların pozisyonu hep bu olurdu Amerika'da. Demokratlar bunu zorlayan adamlar olurdu. Biraz daha liberal, biraz daha bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar tarza. Geleneksel anlamda söylüyorum. Şimdi Trump ilk defa bir cumhuriyetçi olarak bazı konularda demokrat gibi davranmaya başladı. Yani mesela bu ben ne işim var orada asker tutayım lafı aslında cumhuriyetçilere özgü bir laf değil. Demokratlara, Demokratlar, Clinton'a çok benzetirim ben. Peki o zaman ekonomik açıdan e, bakın. Adam bir kavram değişikliğine yani evet, gitti ya evet. yani. Dolayısıyla bu seçimde böyle geleneksel oylar da kullanılmayacak. Yani Trump gibi düşünen cumhuriyetçi çoktur. Bu değişim Amerika'da da yaşanıyor çünkü. Mesela Trump'ın düşüncesine uygun adam diyor ki tamam Amerika yine baba olsun. Yani hat tabiriyle söylüyorum. Biz yine baba olalım. Bilmem ne olalım. Abi olalım. Her şey olalım. Ama Fuzuli ben şurada ne uğraşayım orada askerimi tutayım bir senede bilmem 17 milyar dolar harcayayım. İşte bu cumhuriyetçilerdeki bu değişimi bir de şu. Trump dönemi getiriyor. Çin'de Amerikan şirketi Çin'de yatırım yapmış, Çin'de istihdam üretmiş. Amerikan şirketi bu diyor gelecek Amerika'da üretecek. Amerikan Bunu başardı. Sınıfları. Bu bu zaten 2016'da seçimi kazanmasını sağladı. Zaten dünyada İstizlik da yerelleşme de yerelleşme denilen şey ne? Tam işte bu. Ama buna karşı olanlar kimler? Amazon, Facebook, Twitter, uluslararası küresel şirketler. Amerika'da bulunmak mecburiyetinde kendisini hissetmeyenler. Niye Washington Post bütün medyanın içerisinde en azılı Trump düşmanı? Niye? Çünkü Amazon. Aynı firma. Çünkü Amazon ne olması lazım? Küresel ulus aşırı şirket olması lazım. <laughs> ama onun içinde Amerikan başkanı. mesela Ford'sanız yani ne bileyim isim vermeyeyim. <laughs> herhangi bir Amerikan otomobil fabrikasıysanız Adam sopayı vuruyor devlet gücüyle sizi oraya geri getiriyor. Asıl kavga burada. Tamam. O küreselciler dediklerimiz, o uluslararası küreselleşmiş liberalizm, neoliberal dünya ekonomilerine geri şimdi dönmek oldu. istiyor. Şimdi Trump oldu. diyor ki hayır Amerikan Hulke... vatandaş, tamam. para kazanacağı bir yer. Şimdi oldu. Şey ben şimdi al, tamam. Bir, bir dakika. Hulki Cevizoğlu, bu son izah tamam mı? Değil. Hasan Basri Hocam. Şimdi demin Kennedy, Hakan Bayrakçı Amerika Başkanı Kennedy'nin öldürüldüğünden söz etti ama Amerika'da görev başındayken öldürülen tam dört tane Amerikan başkanı var. Dört evet. tane Amerika Başkanı'na Amerikalılar suikast düzenlemişler. Şimdi aslında bizim konuşmamız gereken şu da olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Veya yarın artık sonuçlar belli olduktan sonra yarın akşamki programlardan itibaren. Trump gelmiş neyime Biden gelmiş neyime deyip o bize bunu mu yapar öteki bunu mu yapar demeden biz ne yapacağız? Diyelim ki hadi hep beraber Trump'ı destekledik bu akşam tokalaştık sarıldık birbirimize yaşasın Trump geldi dedik. Ama diyelim ki Biden geldi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu mu olacak bu? Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni savunacağız. Türkiye Cumhuriyeti olarak Öyle şey başta var. Erdoğan ne yapacak? Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözü var bu e, şurada. S-400'ler konusunda yaptırım uygularız. F-35'leri de vermiyoruz dedikleri zaman Cumhurbaşkanı'nın sözü şu. Sen kiminle dans et, siz kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz. Yaptırımlarınız neyse geç kalmayın dedi. Şimdi bizim bu perspektiften, <laughs> bu açıdan bakmamız gerekir. İsterse o gelsin, isterse o tek gelsin. Biz ne yapacağız? Yani sahaya çıkan iki takım var. Karşı taraf bize onun teknik direktörü şu olursa şunu yapar. Gol yeriz, beş gol yeriz. Kardeşim biz biz gol atmaya bakacağız. Biz ne yapacağız diyelim ki bütün isteklere rağmen Biden geldi. Biz Türkiye Cumhuriyeti kepenk mi kapatacak? Yok böyle bir şey. Bugüne kadar kaç tane Amerikan başkanı geldi gitti? Türkiye Cumhuriyeti 100 yıldır ayakta. Daha da e, 100 yıllarca yaşasın inşallah. Biz ne yapacağız? Ona bakalım. Yani rakibim bana ne yapacak? Rakibim üzerinden, rakibime yani. E, kasabın bıçağına yaklaşmak yani iki tane kasap var karşımızda örneğin yani onlar da alınmasın Biden'la Trump da alınmasın iki tane kasap var biz de koyun pozisyonuna girmişiz kimin bıçağına yaklaşalım ya kasabın bıçağını yalamak diye bir deyim var biz niye kasabın bıçağını yalıyoruz senin elinde bıçak varsa ben de koyun değilim Değil mi? Ne yapacak Türkiye? O politikaları konuşursak ülkemiz açısından daha faydalı bir iş yapmış oluruz. Eyvah Biden geldi şu oldu. Eyvah Trump geldi bu oldu veya daha iyi oldu. Biz bunları tabii düşünmeliyiz. Burada ekranda milyonların önünde konuşmamızda fayda var. Farklı fikirlerin ortaya çıkması çok güzel ki devleti yönetenler tedbir alabilsin. Aklına gelmeyen bir şey var mı bilmiyorum bizim burada konuştuklarımızdan. Bunların hepsini kendi aralarında konuşmuş, düşünmüştür. Hangisi gelirse Türkiye'nin stratejisi ne olmalıdır diye tedbir almıştır mutlaka. Almaması zaten devlet anlayışına e, yaraşmaz. Ciddi bir devlet var. Peki. E, kaç bin yıllık bir ülkeyiz biz. Zafer. E, bunlara bakmamız gerekiyor. Zafer... Zafer eee evet. Hulki Cevizoğlu'nun bu yaklaşımına zafer. ne diyorsunuz? Duyamadım Hakan Bey. Bana mı söyledin bu, bu evet, evet. diyorsun diyor. Evet, evet. Ha şöyle ben ben kısmen Hulki Bey'e katılıyorum. Şu noktada katılıyorum. Ben de yani Trump da gelse, Biden da gelse Türk-Amerikan ilişkilerinde öyle Türkiye'nin lehine ya da aleyhine terazinin bir tarafına çok ağır basacak bir durumun olmayacağı kanaatindeyim. ama Şimdi bazen hani hep söylüyoruz ayrıntılar bütünü anlatır diye. Az önce mesela Candur Dündar denen e, Firari FETÖ'cü bir tweet atmış. Daha iki saat önce. Diyor ki kulağa tuhaf gelecek ama diyor bizim aile diyor Joe Biden'ı tanır diyor. Eşi karısı kendisi Joe Biden'la görüşmüş. Öyle bir tatlı bir sevinç içerisinde. E, bakıyorsunuz bütün FETÖ'cüler e, <laughs> Biden'a destekliyor. E, bakıyorsunuz yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Libya'da, Suriye'de, Azerbaycan'da bütün haklı tezlerine karşı çıkan kim varsa Joe Biden'ın ee, başkan seçilmesini istiyor. Buna az önce Ahmet Bey'in söylediği tabi Biden'ın bir süre önce New York Times'a e verdiği o meşhur mülakat da etki etmiş olabilir. Yalnız tabi şunu da unutmamak lazım. Ya şimdi Trump'la biz yani aslında Türk-Amerikan ilişkilerinde en ağır kriz dönemlerinden birinde yaşanıp denilebilir. Ya yani şöyle baktığınızda e, iki defa Türkiye'yi tehdit etmiş bir Amerikan başkanından bahsediyoruz. Rahip olayında ve Barış Pınarı harekatı sırasında. Ya yine e, aynı şekilde F35 krizi yaşadık bu dönemde. S400 krizi zaten e, gündemin birinci sırasında. Bütün bunlara rağmen Trump tabii fevri ve öngörülemeyen bir siyasi figür. Bunu ne dengeledi? Bunu Sayın Cumhurbaşkanıyla kurduğu iyi ilişki dengeledi. Ama pratikte de yani böyle evet Türkiye'nin lehine Trump bize şunu yaptı diyebileceğimiz de hani çok fazla bir şey yok. Ama bardağın tabii bu boş tarafı, dolu tarafına baktığımız zaman da şöyle bir Biden portresi var. Çok ilginç. 1978 yılında ta bundan 40 küsür yıl önce bu adam Ankara'ya geliyor ve e, rahmetli Demirel'le, rahmetli Ecevit'le görüşüyor. Onlara şunu söylüyor. Diyor ki, Yunanistan'ın diyor NATO'ya girmesine itiraz etmeyin. O zamanki bizim e, siyasi liderlerimiz de bir taviz koparmadan buna izin vermek istemiyorlar. Bir de kimle görüşüyor Ankara'da? Kenan Evren'le. Sonra ne oluyor? Darbe oluyor. 2013 yılına geliyorsunuz. Mursi'nin Mısır'da ee, devrilen bir darbeyle devrilen Mursi'nin son görüştüğü kişi yine bu Joe Biden. Baktığınız zaman. Başka ne özelliği var bu adamın? E, bu adam PKK'nın YPG'leştirilmesi projesinin fikir babası. Yine New York Times'a e verdiği o meşhur mülakatta şunu söylüyor. Ee, hani o Türkiye'de muhalefeti dizayn edeceğim diyor ama asıl mesele şu. Ben diyor Suriye'nin kuzeyinde Erdoğan'a diyor taviz vermeyeceğim diyor. Yani o hep dile getirdiğimiz Türkiye için bir beka sorunu olan o terör koridorunu oluşturmak için elimden geleni yapacağım diyor. Biz Trump'la ne yaptık? Ee, siyasi iradenin kararlılığı ve yine Mehmetçiğin gücü, bileğinin gücüyle bu projeyi durdurduk oraya hani kama gibi girerek Fırat Kalkanı'yla sonrasındaki askeri operasyonlarla bu projeyi durdurmayı başardık. Ama bu Trump'ın bize gösterdiği iyi niyetin sonucu falan değildi. Bizzat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi iradesi ve gücüyle almış olduğu bir neticeydi. Yani sonuç itibariyle ben Ahmet Bey ikisi de seçilse Türk-Amerikan ilişkilerinin bir çıkar ilişkisi olduğunu, bundan sonraki süreçte de her iki ülkenin çıkarlarının yarışacağını düşünüyorum. Hani ilişkilerin seyri boyutunda. Bir de şunu vurgulayalım. Ya Amerika Birleşik Devletleri'ni çok mu abartıyoruz? Bence bizim uzun yıllar bu topluma hani böyle zerk edilen bir kompleksimiz var. İşte Amerika isterse Türkiye'de iktidarları değiştirir. Amerika kimi isterse Türkiye'de o gelir. Maalesef buna inanan bizim koca koca siyasi partilerimiz onların yöneticileri var. Ya Amerika yani bu yakın dönemde Venezuela'da Maduro'yu dahi deviremedi. <laughs> yani bir de onu düşünelim. Madem Sonra e, şu, şu da var yani Biden bize ne yapacak? ya Zaten yapacaklarını yaptılar. Yani 15 Temmuz darbesi kusursuz bir e, siyah FETÖ işbirliğiydi. Yani bunun dışında Biden zaten darbe yapacaksa darbeyi yaptı. Hakan Bey'in dediğine de şu noktada katılıyorum. Evet böyle bir yaklaşım söz konusu olursa bu iç kamuoyunda bir tepki yaratır. Ki zaten e, bizim milletimiz her ne kadar bazı konularda anlaşamasa da dışarıdan müdahalelere karşı her zaman direnç gösteren bir millettir. Dolayısıyla biz bundan sonraki süreçte bugüne kadar nasıl çalkantılı bir seyir izlediyse Türk-Amerikan ilişkileri bizim bakın uzlaşmaz çelişkilerimiz var. Yani biz hava savunma sisteminden vazgeçemeyiz. Biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletine izin veremeyiz, Azerbaycan'ı kaderine terk edemeyiz, Kıbrıs'tan vazgeçemeyiz. Aynı şekilde Libya'daki haklarımızdan deniz münhasır alan anlaşmamızdan vazgeçemeyiz. E bunlardan vazgeçtiğiniz zaman zaten devlet olmanız gerekmiyor. E Siz bunlardan vazgeçtikten sonra istediğiniz kadar Biden'da iyi anlaşın, Amerika ile iyi anlaşın. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkileri bundan sonraki süreçte bence her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda şekillenecektir diyorum. Çok Zaferi teşekkürler. alkışlayacağım hiç aklıma gelmezdi. Çok güzel bir konuşmaydı ee, bence de. Bravo. Şimdi burada bir Neden? Neden ya Zafer Şahin hep alkışlanacak şeyler söylemez mi genelde? Alkışlanacağı zaman alkışlarız. Alkışladık. <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> <diyorsun. gülüyor> abartmayalım diyorsun. Ama e, yani Kutay Hoca, <laughs> şu sorum şu. Ya gayet basit. Biden Türkiye'ye örtülü örtük ya da açık düşmanlık yapar mı? Şimdi... Yoksa Amerikan çıkarları falan diyerek öyle inişli çıkışlı Zafer Şahin'in tanımladığı gibi bir yol mu izler? Sevgili Ali Çınar da orada aynı şekilde konuştu. Şimdi Biden'ın doğrudan bir Türkiye düşmanlığı yapacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Hani burada şunu da ekleyeyim. Hulki Bey'in son söylediğine tamam. ve e tamam. Türkiye adına yaptığı çıkarımlara katılan Biden ya da Trump fark etmez. Ama biz Biden'ın politikasını bilmiyoruz sözüne aykırı. Şimdi Biden'ın politikasını çok net biliyoruz. Açık. Peki Ay. düşmanlık mıdır bu? Rakip Hoca Bakın, onu şu manada söyledim. He. Kendisi başkan yardımcılığı yaptı ama ilk defa olursa başkan olacak say, o manada say, söyledim. Say, sayın yani hocam, yönetimde tek başına çok, çok değildi haklısınız. manasına söyledim. Bakın Biden'a devlet nişanını Obama verdi. Devlet nişanının verilme gerekçesi de dış politikada gösterdiği kararlılıktan dolayı. Şimdi Obama döneminin dış politikası Biden ve ekibi tarafından organize edildi. Bakın Sanders Biden'ın rakibiydi Demokrat Parti içerisinde. Sanders Obama'ya karşı reformist kabul ediliyor. Yani Obama'nın restorasyon politikaların tersinde bir politikayız diyor. Ya da buna itiraz ediyor. Ve bir mektup yayınladı, ee, dedi ki e, sizin Biden'a yayınladı, sizin seçtiğiniz dış politika ekibinin yöneteceği dış politika konusunda büyük soru işaretlerimiz var dedi. Şimdi burada e, Türkiye'ye karşı Biden ne yapar? Düşmanlık mı yapar? Bakın e, Biden'ın izlediği politika Trump'ın 2016 seçim öncesindeki en büyük kozuydu. Trump dedi ki Müttefikleri ittiniz kenara dedi. Ee, ...müttefikleri itip teröristlerle beraber oldunuz dedi. Darbe tezgahladınız dedi. Darbe tezgahladınız dedi. Çin'e öyle tavizler verdiniz ki... ...kendi kurduğumuz sistem üzerinde bizim üstümüze çıktı dedi. Ee, eğer Kuzey Kore ile bir çatışmaya gireceksiniz... ...bunu Güney Kore üzerinden yapmayacaksınız... ...gerekirse kimle konuşur baskıyla yaptırırım dedi. Bakın esasında çok ilginç bir şey. Belki sizin programda da bunu söyledim daha önce e, ee, Trump'ın seçim öncesi, 2016 öncesi seçim konuşmalarında e, söyledikleri o kadar çok şeyi e, icra haline getirdiğini görüyorsunuz ki. Peki anladım da Heh. Biden yani nasıl bir şey yapacak? Şimdi, şimdi, bir, bir kere PKK, YPG konusu noktasında e, Biden çok net. Orada bir devlet kurulacak diyor. Evet. Bak, çok net. Hani Bir dakika. Başkan seçilirse hani taç giyen baş akıllanır falan denir ya e, Türkiye'yi de hesaba katmak zorunda old olduğunu da hesaba katarsak. bir de e, özür de diliyor mesini biliyormuş hani geri adım da atabilir Böyle şey bir adam <laughs> mı atar yani? ileri de atar ya bugün dener özür diler yarın bir daha dener deneyecek yani bunu anlatabilir mi? Ya vazgeçme Mesela ihtimali sıfır. Vazgeç? Niye geçmesin? Çünkü, Çünkü çok, burada e, Amerikan devletinin kullanabileceği bir vekil yaratmak istiyor. Heh, Dış politikaya şey bakışları bu, bu adam. Zihniyeti bu. Pentcom'un planı bu. Trump'la İsrail'e yönelik politikalarda bir farkı yok. Trump'la Çin'e yönelik politikalarda çok küçük farkları var. Bakın net. Trump'la Kuzey Kore konusunda e, işte uluslararası sistemi daha fazla entegre etmek konusunda çok az bir farkları var. Ama Trump'la Orta Doğu konusunda neredeyse yüzde %100'e yakın bir ha, farkları var. O açıdan, şimdi, e, o, şimdi o şimdi çok güzel anladım, çok güzel. O nedenle Amerikan seçimleri Orta Doğu açısından önem kazanıyor. Evet. Kuzey Kore'de yaşıyor olsaydık bu kadar önemli değildi. Kesinlikle. Bu Çünkü, yani. E, örneğin İsrail konusunda farkı yani Kudüs'ün başkenti ilan edilmesi, Amerikan elçiliğinin orada bırakılması hiçbir fark yok. E, hatta şöyle... O Kukla Arap Devletleri'nin İsrail'le olan ilişkileri konusunda da hiçbir değişim yok. Peki. Ya kusura bakmayın. Yani adam diyor şey ki birisi yani. diyor ki Suriye'de ben YPG, PKK devleti kuracağım diyor. Öbürü de benim umurumda değil diyor. Şimdi. Öbür... Ama bu söylediklerinin seçilsin hiçbirini de yapamayacak. Bakın, o ayrı. Hayır, yani bu küresel liberalizmi geri getirmek, Orta Doğu'da bir devlet kurmak, düzen çekmek falan bunların hiçbirinde Niye yapamayacak. Niye? Çünkü e, a, onu iktidara getiren eğilimler Amerika'da hiçbir zaman bu tür planlamaları destekleyecek durumda değil. Eğer ileri gider, bunları yapmaya kalkarsa Macron gibi içerideki... Dalga ile karşı karşıya kalır. Bu içerideki dalgayı hesap ettiği için de... ...uluslararası müdahaleciliği... ...geri geri çekmek T Trump zorunda kalır. O, o zaman gibi, yapamayacak. Ahmet Bey, Trump Demeyecek 2016 ama. Ah, seçiminde... ...Amerikan şey. halkının düşüncesini çok iyi yakalamıştı. Zaten söylemlerini de o üzerine yapmıştı. İşsizlik, sağlık... ...problemi ki bu... ...Covid döneminde çok net ortaya çıktı. Amerika'daki sağlık sisteminin vahameti. Ee, yine... E, ...yatırımların Amerika'ya yapılmaması. Yani... Demin hoca söyledi hani Çin'e yatırım yapıyorsun Amerika'ya malı getiriyorsun ama tüm adamın işsizlik sorununu çözüyorsun ham maddeyi oradan alıyorsun adamı sürekli bir kalkınıyorsun. Bakın dünya hegemonik değil şu anda Amerika ne yaparsa yapsın Rusya ne yaparsa yapsın Çin ne yaparsa yapsın bölgeselcilik o kadar etken ki. Bölgesel güçler ya da bölgesel örgütler uluslararası örgütlerin üzerine çıkmıştır. O zaman Biden bu bu duvara toslayacak yani. Şimdi burada bu toslayacak mı var Türkiye. Bakın çok önemli bir nokta. Bu tarifimden toslayacağı ülkelerden biri Türkiye. Ülkü Cevizoğlu. Biz bu konuda ne düşünüyorsunuz? katılırım. Biz de onların üzerine çıkmalıyız. Zaten çıkıyoruz da. O yüzden karşımızda kim olursa olsun gözümüzde dev aynasında büyütmememiz gerekir bölgesel güçler onların üstüne çıkıyorsa Türkiye zaten son dönemdeki politikalarıyla üste çıkmaya başlamıştır. Başta da onu söylemiştim. Biz ne yapacağız? Karşımızda bir rakip var. Biden açıkça Türkiye'yi yok etmeye çalışabilir. Trump gizlice yapabilir. Yaptıklarını gördük. Hiçbir farkları yok. Al birini vur ötekine. Ha biz ülke olarak kim gelirse onunla diplomatik ilişkilerimizi artık usulen gerekli biçimde yapacağız. Ama biz kendimiz güçlü olacağız, zırhımızı giyeceğiz, gücümüzü göstereceğiz. Zafer de söyledi demin, şimdi söylenenler de öyle. Evet biz de onların üstüne çıkmamız gerekiyor. Ama e, dünyada farklı teoriler de var. Mesela İtalyan yazarlar var, Hart ve Negri diye İmparatorluk diye bir kitap yazmışlar. Diyor ki artık dünyada imparatorluk eskiden olduğu gibi kalelerin içine saklanmış, ülke sınırları içine gelmiş bir, bir yer değil dünyanın tamamı bir imparatorluk olmuştur. Bu yani kapitalizmi de kastediyor. Bu e, küresel imparatorluğun merkezi yoktur diyor. Çok önemli bir şey. Yeri ve yurdu da yoktur diyor. Hani imparatorlukların dediğim gibi sınırı var diye eski dönemde krallıkların imparatorlukları. bunun sınırı yoktur diyor. Dünyanın sınırı imparatorluğun sınırıdır. Biz önümüzdeki dönemde Biden ya da Trump gelirse bu imparatorluk tezi gerçekleşecek mi ona bakacağız. Hulki yani Bey, Hart ve, para. ve Negri Hı. onun üzerine bir kitap daha yazdılar. Ben onun da adı Multitude. Şey. Kalabalıklar. kalabalıklar. Orada da şunu söylüyor. Bu küresel imparatorluk e. yürüyordu. Böyle her şeyi sıkıştırmış. Kalabalıklar değil de pardon. Yazdığı kitabın ikinci kitaptaki adı Çok. kalabalıklar değil. Çokluk, çokluk diyor çokluk. Yani Neyse ben öyle çevirdim. Sizi öyle çevirdim. Evet. Çokluk kavramı değil. Ne diyor ee, peki? Esas Şuradaki hikaye evet. şu. Yok e, çevirisi bize çokluk teori o. Bakın buyurun. Bu imparatorluk. İşte değil mi? Multitud. Multitud. Kalabalık. Multitude. Kitlesellik bilmem ne. Ya o şey. Türkçe. Başsız, başsız çokluk diye. Başsız alışkanlık karabalığı. kalabalığı gibi bir şey. Şey de bu, bu imparatorluk her yeri kontrol ediyordu. Şimdi bu multitude'de yeni bir şans doğdu kalabalıklar o başsız, boğsuz kalabalıklar buna isyan ediyorlar ve bu bir yeni demokratikleşme doğurabilir diye bir öngörü ürettiler. Yani bu aslında şeye çok benziyor. Dünyanın birçok yerinde yerellerin çıkıp ya bir dakika kardeşim ya uluslararası küresel hegemonya her yere hakim ama zengin fakir ayrımı, e, orta sınıfların düşüşü vesaire gibi konular üzerinden evet. isyan etmeye Şimdi başladı. Şimdi artık iyice de, şeye döndü, derse döndü bu da. <gülüyor> üniversitede <gülüyor> ya bu Biden'la evet. çok yani özet bir şey söyleyebilirim. Biden mi? evet birçok şeyi deneyecek Türkiye'ye. Ben hiçbirini başaracağını zannetmiyorum ama endişelenmeli miyiz meselesine dair bir tek şey söyleyeceğim. Biden'ın Türkiye'ye karşı kullanacağı en büyük silah ekonomik baskı. S400 meselesinde de bu dan diye karşımıza gelecek. Ha önemsersiniz, önemsemezsiniz. Onu hepinizin Şeyine bırakıyorum. Hulki Bey bu ekonomik baskıya ne diyorsunuz? Doğru ama bu akademik tartışma dediğimizi bir cümleyle söyleyeyim. Hart ve Negri önemli kişiler. Ben onların imparatorluk tezini de eleştirmiş makaleyle eleştirmiş bir insanım. Yani çok açıkları var bu teorilerinde. Zaten dünyada sosyal bilimlerde ya da başka fen bilimlerinin dışında hani gerçekime kanunu dünyanın her yerinde aynı. Ama sosyal bilimlerdeki bu teoriler, kuramlar bir grand teori dediğimiz büyük teori yani dünyanın her ülkesinin kapsayıcı her bireyi ve özneyi kapsayıcı biçimde olmuyor. Çok açıkları var. Bağlıyorum. İkinci yazdıkları kitap Çokluk kitabında da savundıkları tez şu. Artık diyor ulus devletler üzerinden yapılan emperyalizmin dönemi geçmiştir ama bunun yanı, onun yanı sıra sivil toplum STK'lar sivil toplum kuruluşlarında içeren ve her yere sızmış her yere yayılmış, dünyanın her yerine yayılmış bir emperyal ağ vardır diyor. Bu emperyal ağları ister Biden yönetsin, ister Trump yönetsin, ister Putin yönetsin. Herkes bunları yönetmeye çalışıyor. Ona dikkat etmek gerekir. Neydi sorumuz? Yani, e, yani bu akademik bölümü ekonomi, böylece kapatmış oldum. Ekonomi ile ilgili e, bir şeyler yapabilir dedi Doğru. Hasan Basri Hoca. Ee, yani ekonomi ile ilgili Doğru. yapabilecekleri... Or Hani hangisi gelirse gelsin bizi ilgilendirmez, biz işimize bakarız. Tamam güzel ama adam birisi gelince ekonomiyle ilgili bir şeyler yapabilir. Ee, o bir problem değil mi diye sormuştum. Şöyle. Şimdi diyorum ya kim gelirse gelsin kavramını biz içselleştirmemiz lazım. Biz Tabii. ne yapacağız? Bize bunlar o zamanki başkanları farklıydı. Bize 46 yıl önce. 1974'te Kıbrıs harekatını yaptık diye ambargo koydular Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Ambargo 46 yıldır devam ediyor. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün dünyaya gelin arkadaşlar ey Pakistan, ey Azerbaycan tanıyın diyemiyoruz. Ambargo var tanısalar ne olacak? Bu ambargoyu kim koydu? Amerika koydu. O zamanki başkanları Trump değildi, Biden değildi. Sistem kendisini yaşatmak için yeniden üretiyor. Amerikan sistemi, emperyal sistemi kim gelirse gelsin emperyalizmi yeniden üreten, yeniden ve yeniden diyoruz buna. Çift yeniden var. Kendisini tekrar tekrar üreten bir emperyal ağ var. Biz bu ağın içine düşmeyecek bir ülke olmalıyız. Düşmüyoruz da düşmemeliyiz. Yapmamız gereken bu. Ekonomik olarak bize 46 yıl önce yaptıkları gibi bugün de yapabilirler. Ama biz olaya farklı bir açıdan bakalım. Zafer'in de dediği gibi. Yani illa bunlar bize bir şey yapacak. Duvarın dibine sindik. Eyvah bizi dövüyorlar diye e, korunma, savunma durumunda kalmak yerine. Şöyle bakalım. Ekonomik yaptırımı yapacak. Para bende kardeşim. Para bizde. Sen ürettiğin silahı da, ürettiğin başka sanayi ürünlerini de satmak için pazara ihtiyacın var. Sattığın zaman para alacaksın. Para bende. Bakın F-35'lerde paramızı verdiğimiz halde alamıyoruz. Biz burada bunun üstüne gitmemiz lazım. Sen haydut devlet misin kardeşim? Paramı alıyorsun. Korsan mısın sen? Kaptı kaçtı devlet misin? Biz bunları savunursak, düzeltirsek ve dik durursak para bizde. Malı sen satacaksın bana. Sen benim kapımda tüccarsın. Zaten Biden ve e, Trump'ı da biraz şöyle mücadelesini bu açıdan da bakalım. E, tüccarların savaşı. Ticaretin savaşı, kapitalizmin kapışması. Şimdi Amerika'daki seçimler nerede odaklanmış? Bu Covid salgını üzerinden beş tane noktada: Sağlık sigortası Amerika'da, ekonomi, e, siyahların hakları ve kürtaj hakları. Orada Katolikler arasında çok büyük tartışma var. Şimdi tarih boyunca baktığımız zaman, e, tıp tarihine baktığımız zaman eskiden çıkan tarih boyunca son bir bin yıl içinde özellikle vebasından öteki salgın hastalıklara kadar pek çok imparatorluk ve krallık salgın hastalıklar sonucunda devrilmiş gitmiş. Biz bu seçimde eğer Trump giderse bu tarihi olgunun devam edip etmediğini de tespit etmiş olacağız. Yani konuşmacılar söyledi. Trump iyi gidiyordu ta ki Covid salgınına salgınına kadar Amerika'da iyi yönetemedi. Şimdi Türkiye'den farkı şu. Türkiye Covid salgını çok iyi yönetti en son bu yeni normal dediğimiz dönem hariç. Orada da bireylerin otoriteye itaat etmemesi, bireylerin kendisini denetleyememesi var. Adama diyorsunuz ki kardeşim tamam lokantanı aç, kafene aç ama araya bir buçuk 2 metre mesafe koy. Koymuyor. Oralardan hastalık üretiyor etrafa. Şimdi insanlar kendi kendisini denetleyemeyen birer özne haline gelmiş Türkiye'de. Ama devletin Türkiye'de o aşamaya kadar yönettiği Covid olayı harikaydı. Ama Trump bunu orada yapamadı. O yüzden göreceğiz. Eğer Trump kaybederse bilemiyoruz sonucu. Trump kaybederse e, tarih boyunca süre gelen e, küresel hastalıklar, salgınlar, imparatorları deviriyor olayı. Devam edecek mi onu da göreceğiz. Ama Peki. sözünüze, sorunuza bağlıyorum. Doğru, ekonomi çok önemli. Peki, teşekkürler. Bir şey e, Hakan Bayrakçı'ya soracağım ben. E, yani Biden nasıl bir Türkiye politikası izler? Aslında konuşulu herkes aynı fikirde de nüanslar değişiyor burada. Bir kere e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu demin saydığımız temel devlet konseptinin Türkiye ile ilgili planı neyse kim gelirse gelsin büyük ölçüde ona uymak zorunda kalacak. Ama şu da bir gerçek. Trump gelirse daha az başımız ağrır. Tam tercüme edeyim konuşulanları. Biden gelirse biraz daha fazla başımız ağrır. Tek fark bu. Çünkü Biden kişisel olarak da hoşlanmıyor. Bu taraftan hoşlanmıyor. Şöyle bir kişiliği de var Ama, galiba. Böyle hani özür özür dilese hani böyle hani çok kararlı. Yumrukç, bilese de, yumrukçu bir bilese de... Bir gider iki durur, bir daha şey yapar Elinde ya değil. Amerikan Çünkü adamın yapmış, değil kişisel görüşü bu. Ama Trump böyle değil. Yani Trump için Türkiye standart bir şey. Özel bir düşmanlık ya da antipati alanı değil hiç değilse. Tek fark bu aralarındaki. Ya Yoksa şey konseptler aynı. Ya. Bir de bir şey aklıma geldi Söyledim bu olayda, mı? pardon. Şimdi 90'ların başlarıydı. Amerikan toplumundaki değişimi söyleyeceğim. Seçimde etkili olabilir. E, ee, rahmetli Erdal İnönü'ye bir rapor anlatıyordum. Dinledi dinledi dedi ki e, o zamanlar başbakan yardımcısı hükümete gelmişler. Demirel başbakan İnönü de başbakan yardımcısı. Ya dedi ne oluyor bu halka dedi ne değişiyor dedi. Dedim ki ben de cevap verdim. Çok genç yaştaydım ama aklıma ilk gelen Cem Karaca'nın bir şarkısı var. Duvardaki kilimin sahibi geldi diye bir şarkısı var. Türkiye'nin dedim banliyösünden hep CHP oy alırdı. Şimdi banliyölerin tamamından Refah Partisi alıyor. Hatta göreceksiniz belediyeleri silip süpürecek 94'te dedim. Ya inanılır gibi bulmadı. Şimdi mekanın sahibi geldi diyorlar. Ha. Çünkü sosyolojik yapı değişti. Doğru, mekanın sahibine dönüştü. Ama ha. sizinki daha iyiymiş ya. He? Bir daha tekrar ederseniz hatta bak onun şöyle Hakan Bey'in evet. verdiği örneğin şöyle bir güzel tarafı var. Şimdi 70'li yıllarda böyle bir sol seçkinler arasında… Kimle ilgili olan çok iyiydi. Hayır hayır bir dakika. Sol seçkinler arasında 70'li yıllarda ee, bir Anadoluculuk akımı başlamıştı. Hı. Duvarlara halılar falan asarlardı böyle. Cem Karaca süs olarak asıl. Süs olarak asıl. İstanbul'da, İstanbul'da, Ankara'da Cem Karaca'nın söylediği diyor ki duvara astığın halının sahibi geldi diyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, duvardaki kilimin sahibi, sahibi geldi. Tamam evet. tabii tabii. Şimdi rahmetli inanı çok zekiydi. Yani bundan sonra dedi dar gelirli vatandaştan bize oy çıkmayacak mı dedi. Dedim ki dar gelirli vatandaş refah verecek dedim. Hakikaten 94'te yerel seçimde refah sildi süpürdü. İstanbul dahil. İşte Ankara'ya aldı. Cumhurbaşkanı İstanbul'u aldı, Ankara'ya aldı, ee, Melik, Gökçek. Melik Gökçek. 95'te de Erbakan en yüksek oyu aldı. Birinci parti oldu. Birinci parti oldu. Şimdi bunu niye anlattım? Amerika'da da evet 25 yıldır var sosyal medya veya internet. Ama son 7 yıldır sosyal medya ve internet aşağı yukarı şu oldu. Yani bizim çocukken veya gençken... Yüzlerce ansiklopedi okusak, binlerce kitap okusak ulaşamayacağımız bir bilgi kaynağı elinin altındaki şu telefonda. Ve bu Amerika'da gençliğin çok kullandığı bir şey. Metro'ya genç... biniyorsunuz herkes böyle. Bizde de öyle. Bizde de öyle de. Şimdi Amerikan toplumunda da çok büyük bir değişim var. Dünyaya bakmaya başladılar. Orada da mı duvardaki kilimin sahibi geldi? Orada da duvardaki kilimin sahibi geldi modu. Bir 10 yıldır yaşanıyor. Çünkü çok da göç oldu. Yani mesela Florida'nın normalde cumhuriyetçi oyları vardır. Ama niye anormal göç aldı? Demokratlar şimdi orada mesela bazen alıyor, bazen kafa kafaya kayıyor. En azından başa baş. Dolayısıyla Amerika, top, Amerikan toplumundaki değişim de önemli. Şimdi bu Trump'ın getirdiği ya kardeşim biz niye orada haybe para kaybedelim? Yaklaşımı var ya halk diliyle söylüyorum. Şimdi inanın o sosyal medya ya da interneti günde 7 saat ortalama işte ortalamasını bulmuşlar 6 saat 40 dakika diye Amerika için. Artık ne derece ya 3 4 tane anketin ortalamasını söyledim size. Günde 6 saat boyunca telefonun başında dünyayı izleyen bir Amerikan toplumu var. Amerikan toplumu böyle değildi. Amerika için Ama çok, çok şey zannederim. Peki bu e, çok bu internet cahildi. bu internet sosyal medya dediğimiz Hı. şey daha çok bence Biden'ın bulduğu siyasi pozisyonu destek büyütmesi, destek lazım. büyütmesi lazım. E, gençler buna bir tepki mi duyuyor yoksa? Yani çünkü Şöyle, bazı bu, tamam Trump bunu çok başarılı duyar. bir şekilde kullandı falan filan da. Ama Trump'ın temel söylemleri bence bu yeni neslin yani oy kitlesi yüksek olan da bir nesildir bu. Yani bu kilimin sahibi Biden. Ben öyle görüyorum. İşte Bu, e, benim orada tereddütüm var. Çünkü belki o, de, o biraz e, Trump belki de onun olabilir. Içerisinde Çünkü de Trump bir. şunu da temsil ediyor. E, gayet basat bir ticari kökenden gelmiş. Başarı hikayesi. Ya şeyin hikayesi. hikayesi meşhur, Amerika'nın en zengin adamı neydi? E, hangisi? Ya bir sürü var da. 30'larda, 40'larda hala. E, Rockefeller. Rock rock Rockefeller, rock rock bravo. Rock Şimdi Rockefeller... Bir restorana gidermiş, hesap gelirmiş, 5 dolar bağış bırakırmış. Biliyor musunuz bu olayı? Bilmiyorum. ha Oğlu gelirmiş, 100 dolar bağış bırakırmış. Rakferler bir gün hep aynı hizmeti yapan garson geliyor, rakfeller'e soruyor. Diyor ki, siz diyor yıllardır buraya geliyorsunuz, ben artık emekli oluyorum da onun için sormak istedim diyor. Adam emekli oluyor. Garson. Siz, siz, evet garson. Siz diyor 5 dolar bağış bırakıyorsunuz. Oğlunuz diyor hep 100 dolar bağış bırakıyor diyor. Bu fark neden kaynaklanıyor diyor? Rakfeller diyor ki babası. Ben diyor fakir fukara cowboy Johnny'nin oğluyum. O ise meşhur Rakfeller'in oğlu diyor. Aramızda böyle bir Aramızda fark var. Aramızda böyle bir fark <laughs> var diyor. O 100 dolar verir diyor. Ben 5 <laughs> dolar veremem diyor. Ya. Şimdi bu Amerika'da bu bana göre son 10 yılda yani çok da gözleyemediğimiz onun için biraz Trump'ın söylemleri taraftar bulabilir diyorum. Demokrat kesimde bile adam çünkü diyor ki mesela ya ben buradaki savaşa karışıp 33 milyar doları niye harcayayım diyor. Evet. Yani, bu bu buna uyanma var. Edebilir? Ya bir de bir de Amerikan toplumunda belki buna uyanma var. Yani bana da mantıklı geliyor. O geldi? var da. Evet. Sosyal medya bu böyle bir şey değil. Sosyal medya tam aksine küreselleşmeci, her yerde var olmak. Ama o, bir şey o Hasan Basri hocam o. şimdi o sosyal medyayı elinde tutan güç güç açısından öyle üretiyor ama hani üre yani, ne kadar üretirse üretsin işte evrensel değerler üretiyor onu. Hayır tarafından. ama sen orada bir de şimdi Türkiye'de de vatandaş'a de, nasıl yansıyor? Vatandaş buna tepki duyuyor mu? Gençler buna tepki duyuyor mu bilmiyorum hani, ama propagandası yapılan yani. şey bu e, sosyal medya üzerinden bütün Netflix vesaire propagandası yapılan temel küresel değerler var. Ee, Amerikan ayrıca... toplumu biraz farklı mı ya? Bizde örneğin her evde ediyoruz. siyaset Bilmiyorum. konuşulur. Amerikan toplumunda hani ya, e, halk de. halk üzerinde doğru. doğrudan siyaset konuşulan bir şey Hiç. yok. Yani o ne kazandığına, ne kadar vergi ödediğine, Hiç. ne kadar evet. sağlık açısından öyle. ne aldığına evet, doğru. ona bakar. Aynen öyle. Bir de bir şey var. Hani deminden beri konuşuyoruz Trump e, ve Biden konusunda. Şimdi dış politika analiz yaparken lider üzerinden ya da sistem üzerinden yaparız. Şimdi bugünün dünyası lider üzerinden bir dış politika analizine çok daha yatkın. O yüzden liderler arasındaki ilişki bazen sorunların çözümünde doğrudan etkin o Bazen değil hatta bu dönemde direkt etkin. İşte bir de muhafazakar milliyetçi liderlerin dönemi bu dönem. E, dolayısıyla işte onun için şimdi Biden'la Biden'ın Türkiye söylemleri bir kere liderler arasında e, en azından Erdoğan Trump arasındaki ilişki kadar bir ilişki kurulamayabileceğinin de göstergesi olarak karşımıza çıkabilir. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, bitiriyoruz e, burada biz tarafsız bölgeyi. Bizden sonra Başak Şengül var. E, onun da konukları var. Hakan Bayrakçı evet, da onun devam edecek. <laughs> devam edecek. Geç geldiniz. sonuçlarını bize. öğreneceğiz. Oradan <laughs> öğren. İnşallah. Şeyden Florida'yı öğrendiğiniz zaman her şeyi öğreneceksiniz. Ben üç yere bakacağım. Tamam bir onu artık o kadar. biz de başa Florida, başa Florida, Ohio, Michigan. Ben üçünü göreyim. ben bak bakmayayım. Başağın programından öğreneceğiz. Hayırlısı diyeceğim. Ankara e ben Zafer Şahin, Hulki Cevizoğlu çok teşekkürler sizlere de çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın. Başak Şengül devam edecek. Aman ayrılmayın ekran başından. Yeni konuklarıyla konuşacak Amerikan